Sizden herkese merhaba. Size geçenlerde sormuştuk biliyorsunuz Altered Carbon incelemesinde. Kitap incelemesi yapalım mı şeklinde. Oldukça olumlu bir geri dönüş aldık. Biz de dedik ki neden olmasın yapalım. Bugün ikinci kitabımızla başlıyoruz o yüzden. Kitabımızın adı Kurtulan Kızlar. Ve kitap aracı sürekli geçiyor. Şey yapalım böyle ver. Biz anlatıyoruz bir yandan. Yabancı yayın evinden çıktı. Hatta 5 yıl içinde bu yayın evinden çıkan 200. kitap. Zaten bahsettiğim üzere bestseller. 25 farklı dile çevrilmişti. O zaman kitaptan biraz bahsedelim nasılmış, neymiş. Riley Sager'dı galiba. Riley Sager tarafından falan diyorum ama. Öncelikle türünden bahsedelim. Bir gerilim romanı. Kitabı ilk eline aldığında ne düşündün? Bir fikrin var mıydı? Kitabı elime aldığımda çok kaliteli basılmış. Kitaba baktığınız zaman direkt içindekini göremiyorsunuz. Hani üstünde nasıl, kabartma falan var. Nasıl süslenmiş ona bakıyorsunuz ama gerçekten bir etkileyiciliği bir şey oluyor onun karar verme aşamasında. Çok güzel bir baskı beni karşıladı. Bir de şu dizayn şeyi görünce gerilim romanı. Siyah ve kırmızı böyle bolca kullanılmış. Evet. Şey oldum. Oo falan böyle hani. Gerileceğim. Korkacağım ben. De bu gerilim ve korku türünün alıcısıyım ben. Çok beğendiğim bir tür. Öyle olunca bir de şu şey kapağı ve reklamı görünce tamam dedim ben. Ben okuyorum. Okey dedin. Ben de tam Ece'nin tam tersi gerilim romanlarından hoşlanmadığım için elime alınca kitabı dedim ki ya gerilim okey hadi okuyacağım. Ya ben çok düşük bir beklentiyle başladım kitaba. O zaman şeyden bahsedebiliriz. Kitabın konusundan bahsedelim. Ne anlatmak istemişler? Acaba yazar burada ne anlatmak istiyor? Yazar kişisi. Şeyde kitabın şeyi çok güzel. Arkasında yazan bir yazı var. Bir katilden kurtulabilmek için bir katilin içgüdülerine sahip olmalısınız diye. Ben bunu okuduğum zaman şey gibi düşünmüştüm. Böyle dedektiflik tarzı bir şey mi gelecek? Çünkü bir katil mi avlayacağız falan tarzında bir şeyler düşünmüştüm. O şekilde çıkmadı kitap. Hani eğer polisiye bir beklentiniz varsa bu o kitap değil. Üç farklı kadını odaklanıyordu aslında. Başında o şekilde evet. Veriliyor. Birinin ölümüyle başlıyor. Bu üç kadını diğer insanlardan farklı kılan özellik ise üçü de farklı katliamlardan evet sağ kurtulmuş. Bayağı üç farklı katil bir ortamda katliam yapıyor. Son kalanlar. Daha sonrasında tabii medya falan böyle bir gazlayınca bunları çok ön plana çıkıyorlar. O kurtulan kızlar falan diye. Kitap zaten adını buradan alıyor. Daha sonra işte o kadınlardan bir tanesi ölüyor. Hani nasıl öldüğü konusunda bir bilgimiz yok. Zaten kitabın arkasında da verilen şeyler. Evet, spoiler yok. Ölüyor. Bunun ölümü sonrasında ki yaşanan olayları konu almış. Baş karakterimiz burada Quincy Carpenter. Kurtulan kızların sonuncusu. Yani zaman olarak sonuncusu en kendisi. En çok kurtulan. En çok kurtulan. Zaten hikaye onun gözünden anlatımla ilerliyor. Evet. Hani bazı kısımlar dışında. Çamev bölümleri diyecektim ama ya orada da yine onun gözünden devam yok, ediyor. Yok onun gözünden yani şey gibi ben bunu yaptım şuraya gittim anlatışı geçiyor. Hı. Üçüncü biri olarak bakmaya dışarıdan. İlahi bakış açısı. Kahraman bakış açısı. İlahi bakış açısı. Edebiyatçı konuşuyor. Gerçekten o şekilde hani uzaktan biri gibi izliyoruz. Bazı yerlerde farklı şekilde anlatılıyor. Peki ne hissettirdi kitap? Memnun kaldın mı? Gerilimi yaşattı mı? Gerilimi şöyle bir şey var. Kitabın sonuna gelene kadar daha çok şey gibiydi. Quincy'nin hayat hikayesini takip ediyor gibiydik. Sadece şöyle bir şey vardı. Kitap flashbacklerle Quincy'nin yaşadığı katliama dönüyor. Oralarda ufak ufak gerilimler vermişti bize. Yani ondan sonrasında da pek bir şey yoktu açıkçası. O 200. sayfaya kadar işte Quincy'nin gördüğü erkeklerin hepsini yakışıklı bulması. hepsinin kaslı olması. Ve işte şey vardı. Sam hayatına girdikten sonra güzel bir dönüm noktası yaşıyordu. Onu izledik sadece. Ben kitapta inanılmaz korktuğum bölümler olduğunu hatırlıyorum. Bayağı şey, gece lambası açık, her yer karanlık, yatağımda okudum. Yanımda telefon vardı bir ara. Mesaj geldi, şöyle atladığımı hatırlıyorum. Hani bazı noktalarında o derece korktum. Wow. Kitaptan beklentim benim bu yöndeydi. Hani korkacak mıyım ve kurgusu, olay örgüsü, giriş gelişme sonuç şeklinde gidecek mi? Tek derdim buydu. Ben istediğimi aldım açıkçası kitaptan. Beni rahatsız etmedi. Hı hı. Peki dili hakkında ne düşünüyorsun? Bu konuda ben konuşamıyorum kitap dili hakkında. Lütfen edebiyatçı konuşsun.
Allah'ım neler söyleyeceğim şimdi burada. Kitabı Aslan Kuzucan çevirmiş. Bu ismi daha önce Değiştirilmiş Karbon kitabından da hatırlıyoruz. Aynı şekilde onu da Aslan Kuzucan çevirmişti. Çevirmen için hiçbir şey söyleyemem. Onun hatası değildir muhtemelen. Nefret ettim. Kitabın dili çok basitti. Evet. Yani bir cümle kurmuşlar ama cümle 2-3 öğeden oluşuyor. Yani özne var, nesne var, yüklem var. Detaya girmemişler. Yani betimlemeler çok zayıftı. Ben kitabı okurken hayalimde kuramadım yani olayların geçtiği yerleri. Dilini bu yönden zayıf buldum. Bu benim okuma keyfimi oldukça düşürdü. Açıkçası. Şey gibiydi değil mi? O Amerikan gençlik filmleri vardır evet. Ya böyle basit bir şekilde çok 3-5 kelimeyle konuşuluyor. Evet doğru. Quincy geldi, yemeğini yaptı. O sırada Jeff geldi. Jeff'in kitapta Quincy neden geldi. Olduğunu hi, Quincy bilmiyoruz. Falan. Hey WhatsApp Quincy. Gerçekten dili biraz basit kalıyordu doğru. Evet şeyi de anlamadım. Mesela Jeff karakteri kitapta neden vardı? Quincy'nin sevgilisi okey. Ama hikayeye hiçbir etkisi yok. Bir de beni rahatsız eden şöyle bir şey var. Bir spoiler olmasın. O okuduğunuz zaman fark edeceksiniz. Quincy'nin hayatındaki bir olay var. Sürekli tekrar ediyor. Sürekli. Artık gördüğüm zaman sayfanın başına... Atlayarak. Tamam hadi. Tamam okey falan şeklinde. Quincy yine bu iş peşinde. Quincy yine mi falan şeklinde oluyor. Hani neden bu kadar tekrarlama ihtiyacı hissetmişler? Yani bize ne Quincy'nin ne yaptığından. Peki sende de ara ara böyle kitabı okurken Quincy'yi dövme isteği uyandı mı? Tabii canım çok saçma kararlar aldığı noktalar oldu. Fakat olay şey değil. Quincy'nin kendi şekillendirdiği yönde gitmiyor ya. Yani bazı rastlantısal şeyler aslında bizi sonuca götürüyor. O yüzden ben Quincy'yi çok dikkate almadım bazı yerler. Tamam sen sus devam et. Devam et. Hikaye devam ediyor şeklinde oluyor bazı yerlerde. Ve bir de şey yoktu hani böyle karakteri çok ciddiye alabileceğimiz bir bağ kuramadık karakterlerle. Çünkü bize o fiziksel betimlemeyi ve psikolojik derinliğini vermemiş yazar karakterleri. Ben açıkçası hiçbir karakterle bir bağ kuramadım kitapta. Çok böyle uzaktı bana. Ben onu çok anlayamadım. Çok üzerinde karakterle bağ kuramıyor. Bu kim şimdi? Ben o kadar bilmiyorum. Ben şu an sizin gibi okuyorum. Ya, ya benim... Ece. Ben okurken şeydim hani daha çok karakterlerden çok ne olacak? Hani şey bir sonra yani bir süre sonra bir çözümlenecek bir şey var, düğüm var. Oraya gidiyoruz. Oraya gittiğinizi siz de fark ediyorsunuz. Ben o noktayı aradım. Hani olaylar sonunda işte bu kim çıkacak, şu kimmiş aslında, bu ne yapmışı bekledim. Ve çıkan sonuç beni tatmin etti. Ve belki de şöyle bir şey var. Ben gerilim romanı okumayı bilmiyorumdur. O yüzden böyle karakterlere saplanmışımdır. O yüzden keyif alamamış olabilirim. Bilmiyorum çünkü daha önce... Denediğim bir tarz değildi gerilim. O 25 dile çevrilmiş. Bestseller olmuş. Peki ne eksik? Tabii ki de bir film. Kitap film haklarını Universal'a sattı. Bu konuda bir anlaşma sağlamışlar. Yani yakın zamanda. Filmini ve Universal yedik. Yapıyorsa bir sene sonra falan böyle. Yakın zaman sayılır. Bir filmini izleme durumumuz olacak. Yine burada oturur şey yaparız. Evet, peki filmini merak ediyor musun? Nasıl bir şey çıkacak? İzleyecek misin ya da? Şimdi şeyden korkuyordum ben. Şimdi karakterler çok genç olduğu zaman yani 10'lu ve 20'li yaşlara da gelmeden o civarda olduğu zaman filmin hani daha böyle gençlik korku filmi girelim falan muhabbeti şeklinde oluyor. Ben bunu sevmiyorum. Fakat karakterler büyük. Yani ona sığınıyorum. Eğer o şekilde olacaksa, aynısı alınacaksa olabilir. Neden olmasın? Belki ben merak ediyorum ama filmini. Kitabını o kadar beğenmemiş olsam da filmini mutlaka izleyeceğim. Peki okuduk biz bu kitabı. Bizim düşündüğümüz şeyler bunlar. Kimlere önerirsin? Kimler okumalı? Şimdi seni tenzih ederek söylüyorum. Kesinlikle bunları üzerine alınma. Ben bu kitabı kimlere tavsiye ederim? Kitap okumayı seviyorsanız ve bunu alışkanlık haline getirmeye çalışıyorsanız bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Hangi konular? Yani sadece gerilim arıyorum falan diyen insanlar. Ya sadece gerilim arıyorum değil kitap. Okuması çok kolay bir kitap. Yani çok çabuk tüketebileceğiniz bir kitap. Ha, yani, anlaşılır. Evet şekilde. Anlaşılır bir şekilde ilerliyor aynı zamanda. Acaba bundan dolayı mı bestseller oldu? Acaba bunu bir çok kolay. Herkes anlıyor. Ben yani güzel bir gerilim olduğunu düşünüyorum her şeyin başında, sonunda. Dolayısıyla eğer bu
türün dediğim gibi en başında da bahsettiğim gibi alıcısıysanız, beğeniyorsanız tavsiye ederim. Ben zevk aldım. Benim vaktime değdi. Vaktimize değdi. Peki kaç puan veriyorsun kitaba? Beğendiğim bir tür olmasından ötürü belki biraz işte yapabilirim. Güzel bir kurgusu vardı. Dili kötüydü ama okumasını tavsiye ederim. Ben okurdum. 7 veriyorum. Güzel. Ben de 6 veriyorum. Plajda okurum. Bu kitap gerilim türünde bir kitaptı. Daha öncesinde Altered, yani değiştirilmiş karbonu incelemiştik. O da bilim kurgu tarzındaydı. Bundan sonra ne tarz kitaplar incelememizi isterseniz, tavsiye ettiğiniz kitaplar varsa ya da okumayı düşünüyorum, siz önden okuyup bana da fikir verebilirsiniz dediğiniz varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bakıyor olacağız hepsine. Hayatta kalmamıza yardımcı olmak isterseniz Patreon'da bizi destekleyebilirsiniz. Ben Duygu. Ben Ece. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.